Yurt dışına çıkmak birçok kişinin hayalidir. Hangimiz bu hayali kurmayız ki ya da kurmadık ki? İşte bu hayal artık Juventus firması ile Sayın Selda Candan ve Sayın Taner Çapık tarafından sürdürülen farklı ve özel hizmetlerle gerçeğe dönüşüyor. Hayaller artık gerçek diyoruz. Hoş geldiniz diyorum sizlere. Hoş bulduk. Nasılsınız Selda Hanım? İyiyim, sağ olasın. Çok mersi bizlerdeyiz ve Taner Bey sizler de hoş Çok geldiniz. teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler Çok nasılsınız? mersi bizlerdeyiz. Sizleri tanıtmak istiyorum ve tanımak istiyorum ama dilerseniz öncelikle bayanlar duruyorum. Tabii. Taner Bey ve Tabii Selda tabii. Hanım'a dönüyorum. Sizi Teşekkürler. tanıyabilir miyim Tabii ki her Selda zaman bir Hanım? eşitlik var değil mi? Kadın erkek eşitliği Aynen, kesinlikle. eşitliğimiz var. Aynen. Ben 84 Manisa doğumluyum. Lise eğitimimi de Manisa'da tamamladıktan sonra ODTÜ'yü kazanıp ODTÜ'de bir eğitime devam ettim. ODTÜ'yü biliriz, hani Türkiye'de tanınmış üniversitelerden bir tanesidir ama benim eğitimim boyunca hani hep bir yurt dışında korkum, yurt dışına gidilemez, çok imkansız gibi gelirdi. Sonrasında ODTÜ'de akademisyenlik olarak devam ettikten sonra işte yurt dışına çıkma fırsatlarım oldu. Hatta akademisyenlik sürecim 1,5 yılında ben MIT'de, yani dünyanın birinci üniversitesi teknoloji alanında, orada bir doktora çalışmalarım oldu ve Amerika'da yaşama fırsatım oldu. Ve artık yurt dışına çıkmanın aslında kolay olduğunu, sadece benim kendime bunun imkansız olduğunu düşündüğüm için yapamadığımı fark ettim. Ve bunun üzerine küçük yaştan, ilkokuldan başlayarak, ortaokul, lise, üniversite, öğrencilere işte gereksiz, ücretsiz özel dersler ve onlara hani bazı şeyleri ufkunu açmak için böyle bir şeye giriştim. Hani birkaç senedir böyle. Sonra Taner Bey'le tanıştım. Onun da aslında neredeyse hedeflerinin benimkiyle neredeyse aynı olduğunu gördüm. Çünkü uygun fiyatlı öğrencileri yurt dışına götürmek amacımız bu. Benim de amacım buna yakın. Sonrasında 2017'nin Eylül ayında Joanbass ortaklarından oldum. Ve şu an devam ediyoruz ve çok severek yapıyorum çünkü insanların o mutluluğunu görmek, hani o yurt dışına çıkışın aslında çok zor olmadığını ya da bir şeyleri Türkiye tabii ki hani ülkemiz önemli, hani geri kazanmamız gerekiyor ama yurt dışında da çok büyük fırsatların olduğunu gösterebilmek bence çok önemli Ne ve bu kadar şekilde güzel. devam ediyoruz. Süpersiniz. Bir de Taner Bey'i tanımak isterim elbette ki. Buyurun lütfen. Tabii. Ben Taner. 87 Kars doğumluyum. İlk öğretim ve orta öğretimimden bitirdikten sonra lise yıllarımda sosyal sorumluluk projelerinde bulundum birçok lise yıllarımda. Daha sonra üniversiteye geçtim. Geçtiğim Buyurun. zamanlarda ise üniversite yıllarımda ise birçok Etkinliklerde hep etkinlikleri faaldiniz galiba. tabii. Ama aslında insanın Üniversite küçüklüğünden, gençliğinden belli ediyor değil mi? üniversite yeni gelen öğrenciler genellikle kanları kaynıyor ve kaynaşma, çevre edinme, arkadaş edinme çabalarını bulunuyorlar. Ben de üniversiteler arası tanışma partileri düzenledim. Buluşma günleri düzenledim. Bu Güzel. kişilerin tanışması ve birbirlerine bilgi alışverişleri Sosyalleşmek tabii çok ki. artı oldu. Daha sonra bunu nasıl ileri götürebilirim diye düşünürken yurt dışı aklıma geldi. Yani bu insanları yurt dışı deneyimi kazandırmak, yurt dışındaki yaşam şartlarını, yemeklerini, tarihimizi gösterme amacıyla 2008 yılında Joanbass markasını kurdum. Ve yıllardır, 10 yıla yakındır binlerce öğrencimizi, binlerce arkadaşımızı yurt dışına götürüp tarihimizi, yemeklerini, kültürlerini, Kültürlerini tanıtıyorsunuz. dillerini birebir Vallahi tanıttım. süper. Şu an hemen gelebilirim yani. O yolculuğa ben de dahil olmak Bekliyoruz. istiyorum. Otobüsle mi oluyor peki bu Selda Hanım? Yorucu Evet. olmuyor mu? Bence çok zevkli olduğunu düşünüyorum ama bir yolculuk da vardır Ya belki. şöyle, tabii ki ben yorucu olmuyor diyemem dersem yalan söylemişim ama ben şöyle bakıyorum. Eğer bir şeyden siz zevk alıyorsanız, eğer size götürüsünden çok daha fazlaysa bence o işe girmek gerekir. Otobüs ve Avrupa turu da bunlardan bir tanesi bence. Çok yorucu oluyor evet, dediğim gibi, ama hani bir sürü insan tanıyorsunuz. Hani biz işin sahibi olarak bir şeyler yapıyoruz ama hani insanların birbirleriyle kaynaşmasını görebiliyoruz. Mesela 45 kişi biz yola çıkıyoruz ve 15 gün boyunca ya da 10 gün boyunca tura göre değişiyor, programlara göre değişiyor. Ve böyle bir kardeşlik, bir dostluk oluşuyor. Dediğim gibi dolayısıyla hani evet yorulucu ama mesela biz otobüste çok fazla böyle halay çektiğimiz, göbek attığımız fotoğraflarımız var. Hani yorucu ama yorucu olsa herhalde biz şey yapmayız. Hani gidip de otobüste böyle halaylar çekmeyiz diye Evet, düşünüyorum. Ya da eziyet aynen Venedik sokaklarında böyle bas bas bağırıp şarkılar, İzmir marşlarıyla gezmeyiz Ay ne diye güzel. düşünüyorum. O yüzden hani evet yorucu ama bence getirse her zaman daha fazla Ne diye kadar düşünüyorum. güzel, acayip bir eğlence olduğunu Evet, düşünüyorum. kesinlikle. Ama bu kadar da güzel sohbet, eğlence. Çok güzel
geldiniz. Yüreğinize çok sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Nice güzel başarılardı inşallah. Çok isminizi görmek temellisiyle. İyi ki varsınız. İyi ki kurmuşsunuz Taner Bey. Teşekkür ederim. İnşallah ya. Biz de bir gün geliriz. Ekip olarak var. Ne güzel olur. Çok teşekkür ediyorum. Çok size. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum elbette size de. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Çok sağ olun.